Donanım Haber'den herkese merhabalar. Bu videomuzda Logitech Z607 ses sistemine yakından bakacağız. Z607 en temelinde 5 artı 1 surround bir ses sistemi. Tabi beraberinde barındırdığı özellikler de var. Ama özelliklerine geçmeden önce dilerseniz kutu içeriğiyle başlayalım. Kutu üzerinde Great for Gaming ibaresini görüyoruz. Yani Logitech Z607'yi oyuncuları da düşünerek tasarlamış. Kutu içerisinden hoparlörler, onları bağlayacağınız ana ünite görevi gören subwoofer, uzaktan kontrol için bir adet kumanda, bağlantı kabloları ve kitapçıklar çıkıyor. Hoparlörlerin her biri aslında onu nereye konumlandıracağınız konusunda ipucu da veren kablo renklerine ve uzunluklarına sahip. Ana üniteyle haberleşmelerini kablolu bağlantı üzerinden yapıyorlar. Bu da şayet salon gibi büyük alanlarda çevresel ses deneyimi yaşamak istiyorsanız kabloları mümkün olduğunca saklayabileceğiniz bir plan yapmanızı gerektirebilir. Eğer hoparlörleri belirli bir düzenek üzerine oturtmak veya bir noktaya sabitlemek isterseniz bunun için ilgili detaylar es geçilmemiş. Z607 hem ses kaynağına ihtiyaç duyan sistemlerle hem de bunlardan bağımsız olarak çalışabiliyor. Aynı zamanda FM radyo desteği de mevcut. Ana ünitede bunun için bir adet anten çıkışına yer verilmiş. Z607'yi bilgisayarınızda, telefonunuzda, oyun konsollarında, DVD oynatıcılarda, kısacası Bluetooth destekli ve RCA veya 3.5 mm girişlere sahip tüm donanımlarda kullanabiliyorsunuz. Cihazlarınızla bağlantıyı beraberinde gelen ara kablolarla yapabilirsiniz. Bununla birlikte ana ünite üzerinde birer adet USB ve SD kart girişleri mevcut. Z607'ye 32 GB'a kadar olan SD kart ve USB'lerinizi takıp MP3, Windows Media Audio, WAV, APE ve FLAC formatlarındaki ses dosyalarınızı oynatabilirsiniz. Subwoofer'ın arka kısmında bağlantı noktaları haricinde dahili priz kablosunun ve güç düğmesinin yer aldığını görüyoruz. Arka bölümü tasarım anlamında beğendiğimi söyleyebilirim. Eğer ilk defa bu tarz bir ses sistemi alacaksanız ve konuya çok da hakim değilseniz, bir sürü hoparlör, kablo, ne nereye nasıl bağlanacak diye düşünüyorsanız şunu söyleyebilirim ki endişe edecek bir durum yok. Örneğin ben ilk defa 5 artı 1 ses sistemi kullanan biri olarak hoparlör kurulumlarını yaparken dokümanlara bile ihtiyaç duymadan basit bir şekilde Z607'yi çalışmaya hazır hale getirebildim. Geçelim biraz da teknik detaylara. Z607'nin hoparlörleri toplamda 55 watt RMS değerine sahip. Ana ünite üzerinde 5.25 inçlik 25 watt RMS ve 50 watt maksimum güç çıkışlı bas sürücüsü yer alıyor. Arka hoparlörlerin kablo uzunluğu 6.2 metre, ön hoparlörlerin ise 2.2 metre. Subwoofer'ın arka kısmında yer alan güç bağlantı kablosu ise 1.4 metre uzunluğunda. 5.25 inçlik bas sürücüsünün hemen üzerinde bir panel yer alıyor. Bu paneli üzerindeki tuşlar yardımıyla veya beraberinde gelen kumandayla kontrol edebiliyorsunuz. Kontrol seçenekleri arasında cihazı veya sesi açıp kapama, şarkı geçişleri, ses kaynağı değiştirme ve bağlı cihazlar üzerinde dosya taraması yapma gibi seçenekler mevcut. Orta alandaki ekrandan da hareketlerinizi kolay bir şekilde takip edebilirsiniz. Tabii tüm bunları kumanda vasıtasıyla oturduğunuz yerden de yapabilirsiniz. Z607'nin kumandası oldukça sade ve anlaşılabilir bir şekilde tasarlanmış. Avuç içine sığacak kadar küçük ve hafif. Z607 Bluetooth 4.2 desteğiyle birlikte geliyor. Bu sayede ses sisteminize 15 metreye kadar mesafede olan cihazlarınızın ses sistemiyle haberleşmesini sağlayabiliyorsunuz. Gelelim kullanıma. Yani ses sistemini kurduktan sonra yaşadığımız deneyime. Daha önce 5 artı 1 ses sistemi kullanılan yerlerde bulunan ama ilk defa bu tarz bir sistemi kendi kullanımı için deneyimleyen biri olarak Z607'ye kısa bir sürede adapte olduğumu söyleyebilirim. Kısa bir kurcalama evresinden sonra kullanacağım tüm özelliklere hakim oldum. İlk açılışta cihaz FM radyo seçeneğiyle birlikte açılıyor. Açıkçası bugüne kadar 5 artı 1 surround ses sistemi üzerinden FM radyo deneyimi yaşamadığım için bu kadar kaliteli bir radyo dinlemesi yapmak şaşırtıcı oldu. Sonrasında masaüstü bilgisayarda SD kart ve USB üzerinden ve Bluetooth aracılığıyla telefonumdan pek çok deneme yaptım. Şarkılar, film fragmanları ve oyun müzikleri açtım. Özellikle de evde kullandığım ses sistemimde sıklıkla dinlediğim ve detaylarına fazlasıyla aşina olduğum şarkıları bir de Z607 üzerinde dinledim. Mümkün olduğunca da farklı türde şarkılara yer vermeye çalıştım. AC/DC'den Harun Kolçak'a, Daft Punk'tan Tarkan'a, Tech9'dan Bedü'ye ve daha burada sayamayacağım kadar isme yer verdiğim geniş bir yelpazede şarkılar dinledim. Şimdi dilerseniz yalıtımlı bir oda ortamında Z607 ile dinlediğim şarkılardan ufak bir kesit yapalım. Burada odak noktanızın ses olmasını istediğim için ara görüntülere ara veriyorum. Müzik.
Ses konusunda audiofil denecek kadar takıntılı değilim ama eldeki imkanlar ölçüsünde mümkün olan en iyi ses deneyimini yaşamak isteyen biriyim. Öte yandan müzik üretimiyle de ilgilendiğim için odak noktam daha çok flat karakterdeki ve mümkün olduğunca bütün detayları duyurabilen ses sistemleri, dolayısıyla referans monitörler oluyor. Ancak Z607 ile de gerek bas kalitesi gerekse de şarkılardaki detay seviyesi olarak belirli bir tatmin derecesine ulaştım. Yine farklı türlerde filmlere ait fragmanları izlerken de filmin havasına girme konusunda sıkıntı yaşamadım. Şayet salonuma film izleme deneyimimi geliştirme açısından bir ses yatırımı yapmayı düşünürsem Z607'nin seçeneklerim arasında bulundurabileceğim bir ses sistemi olduğunu söyleyebilirim. Tabii bu noktada sizin seçiminiz de kendi kullanım senaryonuza ve ses sisteminden beklentilerinize kalmış. Ses dünyası farklı kullanım amaçlarına hitap eden ve farklı profillerde pek çok cihaza sahip olduğu için tek bir ürünü herkese tavsiye edemem. Ama az önce bahsettiğim gibi bir yatırım yapmayı düşünürseniz siz de seçiminizi Z607'den yana yapabilirsiniz. Bu videomuzda Logitech Z607 ses sistemine yakından baktık. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.